Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, öncelikle konu başlıklarına bir bakalım. Ağustos'a dolunayla başlıyoruz. 1 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay meydana gelecek. Ay boyunca Venüs Aslan burcunda gerilemesini sürdürüyor. 16 Ağustos'ta Aslan burcunda yeni ay doğacak ve Merkür Başak burcunda gerilemeye başlayacak ve ayın son gününde Balık burcunda dolunay meydana gelecek. Evet, şimdi detaylara bakalım. Gördüğünüz gibi iki dolunay var bu ay. Hemen hızlı başlıyoruz aya. 1 Ağustos'ta 9 derece Kova burcundaki dolunayla başlayacağız. Sizin 8. evinizde özellikle parasal konularda önemli bir dolunay. Güneş ve Venüs Aslan burcunda, para evinizde bu ay Ağustos ayı sizin için para konuları, borç alacak konularında önemli bir ay. O yüzden paranıza daha dikkatli yaklaşmanız, biraz daha temkinli olmanız gerekiyor sevgili yengeçler. Şimdi Kova dolunayı, 8. ev dolunayı bir borçlanma konusunda, bir alışverişte, işte hisseli paralar, miras, sigorta, nafaka gibi, vergi gibi veya bir burs gibi, tazminat gibi herhangi bir alanda bir sonuçlanma, bir tamamlanma getirebilir. Eğer bu konuda daha önce yapmış olduğunuz girişimler varsa. Beklenmedik bazı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Tabii gözden kaçırılmış bir borç gibi örneğin. Şimdi Venüs gerilerken para konularında çok önemli kararlar vermemek gerekir. Ay boyunca bu önemli. Özellikle bu aksdaki dolunaylar sizin için bu vurguyu biraz daha öne çıkarıyor. Kredi almak gibi bir konu, İşte bir borçlanma gibi bir konu, birine borç vermek de olabilir bu. Yani alışverişler olabilir. Mümkün olduğunca bunları biraz erteleyelim. Çok acil değilse önemli alışverişler yapmamakta da fayda var. Ama geçmişe ait konular kendini hatırlatabilir. Daha önceden ihmal edilmiş, işte görmediğiniz, fark etmediğiniz bir şeyler kendini gösterebilir bu dönemde. Şimdi sabit burçlarımız daha fazla etkileniyor Kova burcundaki dolunaydan. Siz sabit bir burç değilsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer sabit burçlarda, yani Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa dolunay sizi daha fazla etkiler. Önemli olabilir. Ama sabitlerde gezegeniniz yoksa çok da önemli bir etki almayabilirsiniz. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Şimdi ayın 23'üne kadar Güneş Aslan burcunda, para evinizde. Dolayısıyla ilginiz, alakanız burada. Venüs gerilemesi var. Biraz para konularında endişeleriniz olabilir. Kayıplarınız olabilir. İşte beklenmedik harcamalar olabilir. Yatırımlara dikkat edelim. Gereksiz şeyleri, masrafları biraz ötelemekte fayda var. Merkür Başak burcunda. Gerileme öncesinde güçlü, aslında Başak burcunun oldukça güçlü Merkür. Bu nedenle iyi bir analiz edebilme, muhasebe edebilme, detaylara odaklanabilme kapasiteniz var. Mars da Başak'ta, ayın genelinde bir şeyleri öğrenmek için, araştırmak için, yazmak, çizmek, konuşmak, bilgi paylaşımı için iyi bir dönemdesiniz aslında. Ticari aktiviteleriniz hızlanabilir. İşle ilgili eğitimler, belki yolculuklarınız olabilir. Özellikle internet üzerinde, iletişim cihazları üzerinde yapılabilecek her türlü konuda ya da herhangi bir eğitim alanında daha aktif olabilirsiniz bu ay. Ayın 16'sında 23 derece Aslan burcunda bu sefer yeni ay doğacak. Tabii ki yeni ay yeni olasılıklar demek. Aslında yeni başlangıçlar için bize fırsatlar veriyor. Güneş Uranüs'le de kare açıda. Şimdi Uranüs söz konusu olunca biraz beklenmedik durumların olabileceğini işaret ediyor bu yeni ay döngüsü bize. Venüs halen daha gerilemekte. Dolayısıyla beklenmedik durumlara karşı da biraz daha sakin hareket etmemiz lazım. Uranüs özellikle para konularında beklenmedik bir harcama, bir alışveriş, yani böyle bir masraf getirebilir. Eğer paranızı spekülatif alanlarda değerlendiriyorsanız, borsa gibi alanlara ilginiz varsa, bu ay buralarda Uranüs etkisiyle de beraber, yani ayın 16'sı ve yakınlarında hızlı bazı spekülatif hareketler olabilir. Piyasalarda dengesizlikler olabilir. Dolayısıyla yatırım araçlarına da, alacağınız risklere de dikkat etmek gerekiyor. Risk almamayı öneriyorum. Ve bu süreç içerisinde çok hızlı kararlar vermemek daha doğru. Yine kişisel haritalarınıza lütfen şöyle bir bakınız. 23 derecede Aslan yeni ayı doğacak. Özellikle 20, 25, 26 derece aralarında kişisel gezegenleriniz var mı sabit burçlarda? Varsa bu para alanınızı daha fazla etkiler.
Burada Uranüs etkisini daha stresli bir şekilde alabilirsiniz sevgili yengeçler. Ayın 23'ünde Güneş artık Başak Burcu'nda parlamaya başlayacak. Merkür de 23'ünde gerilemeye başlayacak. 3. evinizde. Dolayısıyla önemli anlaşmalarınızı, görüşmelerinizi, yazışmalarınızı Merkür retrosu başlamadan önce tamamlamaya çalışın. Çünkü Merkür gerilerken buralarda da biraz zihinsel anlamda karışıklıklar, yavaşlamalar olabilir, tıkanıklıklar olabilir. İşte seyahat planlamalarınızda, eğitimle ilgili konularda gecikmeler olabilir. Bunları ayın 23'ünden sonra mümkünse toparlamaya çalışmakta fayda var. Ayın 27'si 28'i Güneş-Satürn karşıtlığı var. Bir seyahatte, bir yolculukla bir engelle karşılaşmanız mümkün. Veya kardeşlerle ilgili bir alanda bir sıkıntı sizi biraz yoracak, sorumluluk almanızı gerektirecek bir konunuz olabilir bu süreçler içerisinde. Ve ayın sonunda zaten bir dolunay var. 31 Ağustos'taki balık dolunayı aslında Ağustos'un son günleri ve Eylül'ün ilk haftasını daha fazla şekillendirecek bir dolunay. Balık dolunayı 9. evinizde meydana gelecek. Yani bu daha çok yolculuklarınız, seyahatlerinizle ilgili bir alanda önemli. Ama Güneş-Satürn karşıtlığı orada bir kısıtlama, bir engel getirebilir. Yurt dışı konuları, uluslararası konular veya eğitim, işte üniversite eğitimi gibi konularda önemli bazı dönüşümler ya da verebileceğiniz bazı kararlar olabilir, bazı haberler alabilirsiniz. Bu süreç daha çok ayın son günleri ya da önümüzdeki Eylül ayı için biraz daha önemli görünüyor sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Yengeç burcu zodyağın 4. burcudur. Su elementinin öncü niteliklerini taşır. 21 Haziran, 20 Temmuz arasında doğan kişiler Yengeç Burcu'ndan kabul edilir. Yönetici gezegenleri Ay'dır. Yengeç Burçları, duygusallıkları ve hassas doğallarıyla dikkat çekerler. Merhametli, şefkatli, iyi niyetli, evine, ailesine bağlı kişilerdir. Ay etkisinde olan yengeçler, bazen karamsar, bazen iyimser, değişken bir ruh hali gösterirler. Hayatlarında en fazla sevgi ve güvene değer verirler. Bu nedenle de evini, ebeveynlerini, ailesini, eşini her şeyden üstün tutacaktır. Yakınlarını koruma içgüdüsü nedeniyle de fedakarlıkta bulunabilirler. Yengeçler genellikle karmaşık bir ruh hali içerisinde olabilirler. Kendilerini ve sevdiklerini tehlikede hissettikleri zamansa çok güçlü, bazen de bir çocuk gibi savunmasız olabilirler. Kafalarına herhangi bir konu takıldıysa eğer onları melankolik, içe dönük bulabilirsiniz. Çabuk küsebilen bir burç grubudur. Alıngan ve hassas yapıları nedeniyle yakınları bu özelliklerinden dolayı bazen zor durumda kalabilirler. Çok kuruntucu, şüpheci, kıskanç da olabilirler. Geçmişe bağlıdırlar ve anıları onlar için çok önemlidir. Yengeç burçları geleneklerine bağlı, muhafazakar kişilerdir. Yeni olan şeyleri kabul etmekte zorlanabilirler. Kendilerine yapılan iyilik veya kötülüğü de hiçbir zaman unutmazlar. Zamanı geldiğinde bu iyiliğin karşını verebilecekleri gibi kin tuttuğu bir konuda da intikam alma içgüdüsü olabilir. Güvenceye çok önem veren Yengeç Burcu, bu nedenle gerekli olan paranın önemini de erken yaşta kavrayacaktır. Maddi konularda da genellikle tutumlu davranan bir burçtur.